Sevgili izleyiciler, Rafet Geziyor da bu hafta herkesin fotoğraf çektirdiği bir uçurumun kenarında kaya olan Gülek Kalesi'ndeki noktayı tanıtacağım. Orası gerçekten uçurum mu? Uçurumsa ne kadar yükseklikte bir uçurum? Hep beraber bunu göreceğiz. Gülek merkezden Gülek Kalesi'ne doğru yola çıktık. Karşımıza ne çıkacak tek tek görelim. Kalesine gelmişken biraz kaleden bahsetmek isterim. Kalenin giriş kapısı burası. Zamanında devasa ahşap kapılarla kapalıymış. Giriş kapısının kemeri ve sütunları henüz duruyor. Ama diğer kısımları maalesef aşırı şekilde tahribata uğramış durumda. Birazdan askerlerin kaldığı bölmeleri de size göstereceğim. Roma döneminden kalan bölgede önemli yapılardan biri. Cephesinde yer alan surlardan birindeyiz. Silindir şeklindeki bu burç şu anda yıkılmış durumda. Ama zamanla kalenin korunmasına büyük yardımcı oluyordu. Çok dik bir irtifa var ve gerçekten savunulması kolay olan bir kale. Askerlerin barındığı sosyal birimleri görüyorsunuz. Bu yapıların üstü tonozla kapalıydı zamanında. Muhtemelen yemekhaneleri ve diğer sosyal donatıları buradaydı. Ama şu an yıkılmış ve toprak altında kalmış durumda. Zamanla kazı yapıldığında bu eserler ortaya çıkacak. Sevgili izleyiciler, internet fenomeni olan ve herkesin fotoğraf çektirdiği Gülek'teki bu kaya, buradan bakıldığında aşağıda otobanın da göründüğü 300 metrelik bir irtifada bir uçurum görünüyor. Ama ne var ki işin aslı öyle değil. Aslında büyük bir uçurum da yok. Böyle alalım kameramanımız. İşin kayanın uç kısmında o kadar da büyük olmayan basamak şeklinde kayalar var. Aslında o boyutta büyük bir uçurum söz konusu değil ama buradan çekildiğinde gerçekten bir uçurumdaymış izlenimi veriyor. Gerçekte çok yüksek bir uçurum gibi görünen bu kaya aslında tam bir uçurum değil. Dik bir uçurum değil.